Değerli çifte taşlı hemşerilerim, gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir Bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip Bağcıların kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş bir adım önde Bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. Bayburt Kalesi, Şehit Osman Türbesi, Dede Korkut Kümbeti, Kop Şehitliği gibi birçok tarihi ev sahipliği yapan Bayburt, yaklaşık olarak 5000 yıllık bir Türk şehri olarak bilinen tarihi ilimiz. Bu güzel ve tarihi ilimizin Çiftetaş Mahallesi'ne misafiriz. Çiftetaş, Bayburt ilinin Demirözü ilçesine bağlı bir mahalle. Köyün eski adı Hardış olarak bilinir ve daha sonrasında günümüzdeki ismi olan Çiftetaş olarak değiştirilmiş. 2008 yılında Demirözü ilçesine mahalle olarak bağlanmış. Mahallenin eskiden Rum köyü olduğu söylenir. Kilise bayırı diye tabir edilen yerde büyük bir kilisenin olduğu, şu anda kalıntılarının bulunduğu da görülür. Bayburt il merkezine 27 kilometre, Demirözü ilçe merkezine ise 3 kilometre uzaklıkta. Mis gibi doğanın ılık rüzgarı, karşımızda bozkır dağlar, sulanan yeşil bir tarla. Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen mahallede kırsal iklimin etkileri görülüyor. Yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise çok soğuktur burada. Bitki örtüsü bakımından fakir bir yer. Ancak köylülerin kendi imkanlarıyla ektiği söğüt ve kavak ağaçlarıyla yeşillenmiş her yer. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılıkla sağlanıyor. Genelde besi hayvanları olan ve yanında küves hayvancılığı da kendi aile ihtiyaçları kadar yapılıyor. Bölgede tarımla uğraşanlar arpa, buğday, şeker pancarı ekiyor. Demirözü barajı açılınca şeker pancarı daha fazla yetiştirilmeye başlanmış. Mahallenin geniş sokaklarında bir abimizi görüyoruz. Çıkarmış buzağını, keçisini otlatıyor. Yanından bisikletiyle geçen gencimiz. Muhtarımız Özgün Ayhan'ı dinliyoruz şimdi. Özgün Ayhan, 1967 doğumluyum. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş Mahallesi'nde doğdum. Çiftetaş Mahallesi muhtarıyım. 2009 yılında seçildim. Evliyim. 5 çocuğum var, 4 erkek, 1 kız. Şeker pancarı ekiyoruz, arpa, buğda. Hayvancılıkta işte besi hayvanı yapıyoruz. Bu Demirözü Barajı'nın gelmesiyle beraber tarımda büyük bir atılım yapıldı. Şeker pancarı ekiliyor, daha ağırlıklı şeker pancarı ekiliyor. Köyümüzün nüfusu 150. 35-40 hane oluyor. Burada bir işte parselasyona girdi mahalle olduğundan dolayı. Bir 80 parsel yer satıldı. İşte komşularımızdan, İstanbul'dan gelen komşularımız peyderpey gelmeye başladılar. Yer yapacaklar.
Buralarda biraz daha nüfus artışı gözlemliyoruz yani. Geçenlerde Dede Korkuş şölenlerine gelmişti Abdullah Özdemir Bey. Bu arada Demiröz'ünde tanışma fırsatımız oldu. Bu filmin çekiminde bizleri tanıttığı için kendilerine ben de teşekkür ediyorum. Traktörler tarladan gelmiş. Ertesi güne hazırlık olacak bir kenarda. Suyunu içen köpeğimiz bizlere yaşanan güzelliği anlatırcasına karşımızda duruyor. Bir evin bahçesinde oynayan çocuklarımız, oradan oraya koşan yavru kediler. Çocukların ve hayvanların masumiyetiyle birleşen görüntüsü içimizi ısıtırcasına güzel. Demirözü Barajı, Bayburt'ta Lori Çayı üzerinde. Sulama amacıyla 1996-2003 yılları arasında inşa edilmiş. Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması için yapılan ve son yıllarda turizme katkı sağlayan Demirözü Barajı, doğası, kamp alanları ve tesisleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı yörede, göçe çare olması düşüncesiyle DSİ tarafından Lori Çayı üzerinde inşa edilen Demirözü Barajı, tarımsal alandaki katkısının yanı sıra ilçe belediyesinin girişimleriyle turizm amaçlı faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor. Hizmetlerse belediye tarafından karşılanıyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Demirözü Barajı'na gelen ziyaretçiler, tekne turları, kamp alanları ve sosyal tesislerden yararlanıyor. Belediyeye ait bungalov evlerde ya da kamp alanlarında çadır kurarak konaklayabiliyor. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Yakup Abdal Tabiat Parkı, ve Satalı Antik Kenti'nin de baraj güzergahında bulunması dolayısıyla bölge ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Geziyoruz her sokağa karış karış. Tarihi solumak, görmek ve göstermek için. Eski evlerimizin yanındayız. Yapıldığı tarih bilinmiyor. Derme çatma çatıları, dışlarındaki çamur sıvasıyla aradan görünen dağ manzarası oldukça etkileyici. Mahallenin sokaklarında ilerliyoruz. Yan yana yapılmış renk renk boyalı evler. Karşısında tarihin izleri duruyor. Çiçekleri bile bir başka açıyor buranın. Üzerinde bal toplayan arısı. Sokakta bisikletiyle gezinen çocukları. Tarlada biçilen samanlar gelmiş ve yığılmış. Mevsim geçiyor. Yavaş yavaş hazırlanmalı kışlıklar. Köyümüzde ilköğretim okulu bulunmakta. Köydeki çocuklar eğitimlerini burada yapıyor. Burada okumayı yazmayı öğreniyorlar. Geniş bir arazi içine yapılan 3 katlı yüksek minareli yeni camimiz, bahçesinde çam ağaçları, geniş avlusuyla kucak açıyor mahalle halkına.
Yeşillerin içinde küçük oyun parkı. Eski evlerden kalan taş kalıntıları, ağaçları, doğanın nefesi, kuş sesleri içinde devam ediyoruz gezimize. Ne kadar güzel, buram buram tarih kokan sokaklarında dolaşmak. Her yerde yeni yapılan evleri görüyoruz. Bahçesinde koşuşan tavukların, horozların ayrı bir endamı var sanki. Damında saman yağlı eski ev, duvarına dayanmış tahta merdiven. Dağın eteğine yapılan tek katlı evler, kapısında traktörüyle doğallığın, samimiyetin ne kadar güzel olduğunu ortaya koyuyor. Bir zamanlar ne çok güzelliğe, mutluluğa, acılara şahit oldu. Tek tek irili ufaklı dizilen duvar taşları. Kararan bulutlardan düşen yağmur damlalarıyla eski evlerin sokağındayız. Birbirine yaslanmış, zamanında hayat olan evlerimizin bahçesinde şimdi otlar ve çiçekler var. Duvarlarındaki taşlar, sıvalar dursa da onlar da yıkılmış artık. Otlamaktan gelen hayvanlarımız, traktörüyle yanımızdan geçen abiler, arkasındaki eşsiz doğa manzarası. Restore edilen eski evimizin sokağındayız. Küçük demir kapı girişi, yeni takılan çerçeveleriyle yeniden hayat verilmiş. Hükmü Aydın köy hakkında bilgiler veriyor bizlere. Hükmü Aydın, 1953, 2. ayın 12'si. Kardeşi köyünde doğdum, şimdi Çiftetaş Mahallesi oldu. Şimdi eskiden bu durumlar yoktu yani. Şimdi teknoloji muhtarımın dediği gibi gelişti. Biz her giderdik sabah kotanla. Kara sabanla tohum ekerdik. Şimdi öyle değil. Şimdi baraj yapıldı. Teknoloji gelişti. Şimdi kır arazi kalmadı. Yani şu anda Çiftetaş Mahallesi'nin kır arazisi yok. İstersen git dağın başına pancar ek. Mısır ek. Ne ekersen ek, yani bu toprakta yetişmeyecek hiçbir şey olmaz. Kotan her giderdik. 4 tane öküzü koşar, bir kişi o kotanı tutardı, sürmek için bir kişi ortadaki öküzlerin boynuna otururdu, öndeki öküzleri sürerdi. Bir kişi de kotana bağlı olan öküzleri sürerdi, mazgal deriz, mazgalda kotanı tutardı. Yani bildiğin direktörün vazifesini görürdü. Köydeki eski yapılar her yıl yenileriyle yer değiştirmekte ve modern yapıya kavuşmakta. Düz bir arazi üzerine kurulan mahallenin yeşilliği yayılmış her yere. Sokaklara çıkan yollar, etrafı dağlar, ön tarafı tarla, uçsuz bucaksız bir gökyüzü, dağların tepeleri. Sınır olmuş sarı, yeşil tarlalar, gözünüzün alabildiğince bozkır dağlar, küme olan ağaçlarla bakmaya doyum olmayan manzara görüyoruz havadan bakıldığında. Gülen yüzleri, misafirperverlikleriyle gezmeye doyamadığımız bu güzel köyümüzden ayrılma zamanı geldi. Sizler de buradaki güzelliği, doğayı görmek istiyorsanız mutlaka gelin deriz Çiftetaş Mahallesi'ne.